Karar verdin, başlamak istiyorsun. Mükemmel bir zaman bekliyorsun onun için. Yani başlamak için mükemmel bir zamanın gelmesini istiyorsun. Ama ben sana şu gerçeği söyleyeyim. Mükemmel zaman yok başlamak için. Yani haftaya, bir ay sonra veya bir sene sonra aldığım kararı gerçekleştireceğim. O zaman başlayacağım, o zaman yapacağım diyerek sürekli erteliyorsun ya. O hep devam edecek. O senin içindeki ses günlük 95 bin kere sana bahane üretebiliyor. Öyle bir kapasiteye sahip. O devamlı seni erteleyecek konfor alanından çıkmaman için. Yani başlamak için mükemmel zamanı bekliyorsan o zaman çok beklersin. Hiçbir zaman gelmeyecek. Mükemmel zaman yok. Hiçbir zaman aldığın kararı başlamak için mükemmel zamanı beklemeyeceksin. Yani öyle bir zaman gelmeyecek. Yok, bir saat sonra, 15 dakika sonra. Hatta öyle değil mi? Çalar saatin, çalıyor. 5 dakika sonra kalkarım, erteliyorsun. Bir daha 5 dakika, bir daha 5 dakika. Ömrünü erteleye erteleye ömrünü zayi edersin. Zaman saat devamlı dönüyor değil mi? Saat devamlı dönüyor, onu durduramıyorsun. Dolayısıyla zamanı sen oluşturacaksın. Neden? Konfor alanından çıkmamak için. Sana diyecek ki önümüzde Ramazan var. Ramazan bitsin, Ramazan Şerif ondan sonra. Yok, Ramazan bitti. Ya bayram bitsin, bayram bitiyor. Bir kurban bayramını atlatalım ondan sonra. Hele şu nişanı bitirelim. Hadi şu düğünü bitirelim. Ya bir tatile gidelim gelelim Türkiye'ye. Ondan sonra devamlı ertelemek. Ya da ya bir seçimler bitsin. Şu düzlüğe bir çıkalım. Sürekli bak 95 bin tane bahane diyorum ben sana. Dile kolay. 95 bin tane senin hazırda potansiyel bahanen var. O yüzden o bahaneleri dinlersen ömrünü tüketirsin. Veya bir baktın öyle zaman geçmiş ki ölmeden önce yapılması gereken şeyler var ya, listesi. İşte o listeyi sen de yazarsın o zaman. Keşke. Keşkeler olmaması için mükemmel zamanı beklemeyeceksin. Hani derler ya, akıllı köprüyü arayana kadar o köprüyü arıyor devamlı. Mükemmel köprüyü arıyor. Deli suyu geçer. Mükemmel olması için uğraşacağını, mükemmel zamanı bekleyene kadar köprüyü geç diyoruz. Köprüyü geç artık. Peki bu neyle alakalı? Bu sorun neyle alakalı? Telkine açık olmakla alakalı. Sen telkine açıksın. Manipülasyona açıksın. En çok seni telkin eden, seni manipüle eden şey ne? İçindeki ses. Bir kere ona kendini kapatman lazım. Ve hedeflerini gözünün önüne getirebilmen lazım. Hayal edebilmen lazım. Yazabilmen lazım. Hedeflerini yaz. Yani bir şeye karar verdiysen onu devamlı gündemde tut, devamlı gör onu. Gözünün önünde dursun. Çünkü sen oraya odaklanırsan içindeki ses veya sağdan soldan gelen telkin sesleri, ya bırak haftaya başlarsın, bayramdan sonra başlarsın diyen insanlar veya içindeki sese ne yaparsın? Kendini kapatmış olursun. Yani manipülasyona kendini kapatman lazım. Ve hedeflerini gündemde tutacaksın. Devamlı senin için önemli olan o olmalı. Eğer bunu yaparsan, odaklandığın noktayı görürsen devamlı, o zaman başlarsın. Zaten adım attıkça, ilerledikçe sonuçlar almaya başlarsın. Bu ama herkes için geçerli. Hani varlıklı olanlar için de geçerli. Dünyanın en zengini, milyarder olsan da böyle, en yoksulu olsan da bu şekilde çalışıyor zaman. Herkes için zaman aynı. Herkesin saati, herkesin gününün saati 24 saat. Önemli olan senin onu gündemde tutman. Öncelik sırasında birinci sıraya koyman onu. Yani hedeflerini birinci sıraya koyman. Mesela hani o mükemmel zamanı bekleyen insanların absürt o bekleyişlerini şöyle örnek vermek istiyorum. Bir diyetisyen vardı, bizim programlarımıza da katılmıştı. O şöyle derdi: hocam diyet yapmak isteyenler var. Bunu şu şekilde söylüyorlar. Ya biraz kilo vereyim öyle diyete başlayayım. Bana çok anormal geliyor diyordu kendisi. İşte aynı bunun gibi. Ya biraz kilo vereyim ondan sonra diyete başlayayım. Veya şu işimi halledeyim öyle VIP eğitimine katılayım. Şimdi bizim yeni çıkarttığımız milyoner kafa yapısı eğitimi var. Kim başladıysa acayip sonuç alıyor. Mükemmel sonuçlar alıyorlar. Yani hemen kafa yapısı değiştiği için birden bolluğa, berekete ulaşıyor. Kafası rahat, önünü daha rahat görebiliyor. Problemlerini hızlı çözebiliyor. Parasında bereketi oluyor. İşinde daha başarılı, işinde daha güzel paralar kazanıyor. Veya bol bol zekat verebiliyor. Hayır hasanat verebiliyor. Alan el değil, veren el oluyor. Sadece bir program ya. Bu programa bile ihtiyacı varken ya biraz zaman geçsin öyle başlayayım diye mükemmel zamanı bekleyen insanlar var. İşte bu hayatı israf etmek. Şöyle örnek vereyim. Gözünüzün önüne dere getirin. Dere suyu akıyor. Bu dereye baktığınızda sağ taraftan
Bir sandal altınla geliyor. İçi dolu. Altın dolu. Her şey var. Mücevherat var, pırlanta, altın. Sen de şimdi bekliyorsun. Ya bu bir geçsin. Ondan sonra diğerini alalım. Hani diğer bir sandal daha gelir herhalde. Bu geçtiyse bir sandal daha gelir diye beklemen nasıl absürtse mükemmel zamanı beklemek de öyle. Ne yapacaksın peki? Hemen fırsatı değerlendireceksin ve o fırsatı, o sandal önünden geçmeden, fırsat geçmeden hemen kapacaksın. Dolayısıyla hemen harekete geçmek lazım. Eğer inanıyorsan, bir şeye inanıyorsan, tamam mı? Senin önüne bir fırsat geldi. İnanıyorsan, onun kendini kanıtlamışsa, o neyse artık, o fırsatın kendini kanıtlamışsa, ispatı varsa, örnek vereyim, bizim programlarımıza katılan insanlar, VIP programına katılan insanların sonuçları belli değil mi? İspatı var. Binlerce insan mesaj yazmış. Yani görünen köy kılavuz istemez. Öncesi ve sonrası belli, kanıtlanmış artık. Daha bunun kanıtı yok. Google'a yazıyorsun, Avrupa'da kişisel gelişim yazıyorsun, zaten birinci sırada çıkıyoruz. Yani her şey ispatlamış. Bu kadar ispat varken daha hala ya düğünden sonra yapalım, İşte yok tatilden sonra yapalım diye ertelemen kendine zarar vermek. Eğer kafaya koyduysan kendini ispatlamış ne varsa önünde hemen atılman lazım. Hemen o sandalda içindeki o cevherlere müdahale edip o cevherleri kurtarman lazım. Onlara sahip olmak için harekete geçmen lazım. Başarı nereden geliyor biliyor musunuz? Fırsatları değerlendiren insanlar başarıya ulaşıyorlar. Hatta buna fırsat maliyeti de diyorlar. Yani fırsatı kaçırmanın bir de maliyeti var. Yani o sandalı oradan geçirdiğin zaman, yani müdahale etmediğin zaman, içindeki cevherleri almadığın zaman fırsat maliyeti, sana bir maliyeti var. Yani o fırsatın sana zararı var. Zaman kaybı, para kaybı, huzur kaybı, yani veya şöyle diyelim, milyoner kafa yapısı eğitimine katılmamanın sana fırsat maliyeti var. Katılmadıysan sana bir maliyeti olacak. Yani kendini geliştirmemenin maliyeti kendini geliştirmenden daha pahalı. Şöyle örnek verelim yine. Bir program var. 3000 euro, tamam mı? 3000 euroya mal oluyor. Bu programa katıldığın zaman sana 300 bin euro kazandırıyor. Öyle diyelim. Peki katılmadığın zaman sana maliyeti ne oluyor? Fırsat maliyeti. Araştırdığınız zaman Google'a bakın, fırsat maliyeti. Sana 300 bin euroya mal oluyor o programa katılmamanın. İşte buna fırsat maliyeti diyorlar sevgili arkadaşlar. Hayatta zarar etmemek için. Maliyeti sana yüksek olmaması için. Senin çoluğuna çocuğuna nesline iyi bir şeyler bırakman için hemen harekete geç. Eğer sen de fırsatları değerlendirmek istiyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan, o zaman hemen bizim eğitime katılmak için aşağıdaki linke tıklayın ve bizimle iletişime geçin. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.